akşamlar. Oyunla ilgili öncelikle seyir zevki veren bir oyun olduğunu düşünüyorum. Güzel bir maç oldu. Son dakikada tabii kazandığımız gol bize bir puan kazandırdı. Bu yüzden çok mutluyuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Zor bir müsabakaydı. Ama 90 dakikalık bölümde oyunun tamamında oyunda kalmak bizim için çok önemliydi. Kazandığımız bir puandan dolayı mutluyuz. Bölüm bölüm yorumlamak lazım diye düşünüyorum oyunu. Yani ilk 25 dakikalık bölümde oyuna çok konsantreydik. Top bizdeydi, iyi oynayan taraf bizdik. Ama kalemize gelen ilk pozisyonda maalesef golü yedik. Ondan sonra bocalamaya başladık. Duran toptan bir iki pozisyon verdik neticesinde. Gol de yiyebilirdik ama pozisyonlarımız da var. İkinci yarı daha önde oynamak durumunda kaldık. Çünkü gerideydik doğal olarak. Bekleyen büyük takıma karşı oynamak kolay değil. Gerçekten zor. Çünkü karşımızda güçlü bir takım var. Oyuncu kalitesi çok yukarıda olan bir takım var. Oyunu çevirmek için oyuncularım çok mücadele etti. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Gol de yiyebilirdik. Bir tane pozisyon verdik. Verdiğimiz pozisyonu biz kendimiz verdik. Onlar bulmadı. Onu söyleyeyim öncelikle. Aquana'nın kaptırdığı bir topta pozisyon verdik. Yani çok pozisyon verdik derken kendimiz verdik pozisyonları. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir iki pozisyonu biz verdik onlara. Ama oyunun tamamında bölüm bölüm yorumlamak lazım. İkinci yarının 20-25 dakikalık bölümünde çok iyi oynadık. Oyunu çok önde kabul ettik. Bu kadar önde kabul edersek böyle bir takıma karşı doğal olarak kontrol atak imkanı vermemiz gayet doğal. Bu çok normal. Ama dediğim gibi alınmış bir puan bizim için sevindirici. Biz öne geçseydik belki de oyunun hikayesi çok daha farklı olabilirdi. O zaman biz bekleyecektik. Daha farklı bir hikaye ortaya çıkabilirdi. Ama birlik skorun oyuna göre çok normal olduğunu düşünüyorum. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum tekrar. Artık önümüzdeki haftalara bakacağız. Evet. Hocam, tebrikler, bu arada geçmiş olsun. Sağ olun. Ya bir enfeksiyon kaptım. Geçmiyor maalesef. Hocam, belki de bilgisayar konuda iki kanat oyuncusu. Bofana, Buma, Malatya Spor'da performansı evet. Dikkat çeken isimlerdi. Bunun eksikleri muhakkak hissettiniz. Bilmiyorum, benim olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü iyi oynadınız. Önünde kalemize gol yiyorduk ve topu ileri taşıma noktasında biraz sanki eksik gibi. Yani tabii Bifuma'nın yokluğu bizim için çok önemli. Çünkü Bifuma gerçekten çok yetenekli bir oyuncu, çok hızlı bir oyuncu. Yani rakip savunmaya çok büyük sıkıntı yaratabilecek kapasitesi var Bifuma'nın ki geçen hafta Ankara'da kazandığımız maçta Bifuma'nın katkısı çok büyüktü. Ondan önceki maçlarda da yani ondan önceki maçta koştuğu mesafe 12 bin falandı Bifuma'nın mesela. Yani Bifuma'dan böyle 12 bin falan koşması bize yani çok sevindiriyor bizi aslında. Fofana iki gün antrenman yaptı. Onu da oynatamadık sağlık durumundan dolayı. Çünkü onu da kaybedersek bundan sonra kenarlarda oynatacak çok oyuncumuz yok. Gökhan Töre zaten milli maç arasına kadar bizde olmayacak ki. Yani Gökhan da çok kaliteli bir oyuncu. Yani o da olsaydı bugün çok iş yapardı diye düşünüyorum ama sezon içerisinde olacak bu tür sakatlıklar. Yani yapacak bir şey yok. Biz mevcut kadromuzda olan oyuncularımızla yolumuza devam edeceğiz. Sakatlar bekleyecek. Diğer oyuncularla devam edeceğiz. Formda olan, hazır olan oyuncuyu oynatacağız ama tabii sıkıntımız şu. Yani çok geniş kapsamlı bir kadromuz olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz doğal olarak. Problem orada aslında. Ve sezon başı çok erken başladık. Çok sert maçlarla başladık UEFA'da. O oyuncularımızın üzerinde ciddi bir yorgunluk ve sakatlık durumu yarattı. Aslında biraz o UEFA maçlarından geliyor bu sakatlıklar. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü çok erken, çok sert maçlar oynadık. Ama dediğim gibi sezon içerisinde bunlar olacak. Biz sağlam oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Hocam, özellikle Ciler Bey'i sağ tarafa aldıktan sonra da çok etkili oldu. O sağ kanattan. Evet. Evet. Yani Cilerme gerçekten çok yetenekli bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Yani kumaşı olan bir oyuncu. Sağ kenarda oynatıyoruz. Zaten orada oynatacak başka oyuncumuz yok yani. O zaman başka bir şablon düşüneceğiz Cilerme'yi ortaya alırsak. Yani zorlanacağız daha doğrusu hücum yapmakta. O yüzden Cilerme'yi kenarda oynatıyoruz. Geçen hafta da çok iyi oynadı.
Bana göre bu hafta da çok iyi oynadı. Orada çok ciddi verim veriyor tabii. Onun performansından çok memnunuz. Antrenmanlarda da iyi çalışıyor. Yani mevcut kadromuzla aslında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani şu anda elimizde olan sakatları çıkardıktan sonra kalan kadromuz bu. Yani sonuçta sonda işte bir mini hamlesi yaptık arkaya. Cilermeyi çıkardık. Daha farklı bir şeye geçtik. Yani oyunun hikayeleri hep değişiyor bölümlere göre. Soktuğumuz oyuncularla format değiştiriyoruz. Şablonu değiştiriyoruz. Ama dediğim gibi yani gerçekten sakatlarımızın, 3 tane sakatımızın olması, hazır olmamaları, şu an dışarıda olmaları ya bizim takım için çok büyük kayıp. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Yani Malatyaspor'un genel anlamda bu maçı çok kötü değildi. Bulunuyoruz ancak maç arasında çok top şey yapıyoruz, kaybı yapıyoruz. O anlamda da tam oyun kurduk, kurduk derken bir topu kaybettik. Evet. Normalde bundan önce oynadığımız müsabakalarda böyle bir şey başımıza gelmedi. Yani merkez orta sahalarımız bu tür hatalar yapmadılar. Bugün çok fazla yaptılar. Yani ikinci yarı verdiğimiz zaten bir tane net pozisyon var. Verdiğimiz onu da Aquan'ın kaptırdığı topta verdik yani. Yani onlar bulmadı, biz verdik daha doğrusu. Normalde böyle bir oyun anlayışımız yok ama dediğim gibi oyunun gidişatı, skor, o anki psikolojik ortam bazen bu tür hataların yapılmasına sebep oluyor. Aslında merkez orta sahalarımızın kalitesi bu hataları yapacak oyuncular olmadığını gösteriyor. Ama bu futbol yani. Oluyor futbolda. Herkes hata yapacak yani. Alanya maçında da 3 tane gol yedik. İnanılmaz hatalar yaptık yani. Bu oyun hatalar oyunu. Hatayı olmadan zaten gol olmuyor. Öyle bir problem. Birileri hata yapacak ki gol olacak yani. O yüzden biz düşürmeye tabii çalışıyoruz. Asgariye düşürmeye çalışıyoruz. Antrenmanlarda çalışıyoruz. Analiz toplantılarında, bireysel toplantılarda bu konuların üzerine çok gidiyoruz ama yani şunu da bilin ki yani her şey her zaman istediğimiz gibi olmuyor maalesef futbolda. Olmaz yani. Hocam keşke 10 dakika uzatsaydı yani. Az mı uzattı yani? Evet, hocam keşke 10 dakika 15 dakika uzatsaydı, bizim için daha iyiydi yani. Çünkü o birbirinden sonra oyun zaten bize de